Evet, sitoplazma ve organeller. <laughs> arkadaşlar, sitoplazma ne demek? İlk önce oradan başlayacağız. Sitoplazma hücre için çekirdek dışında kalan kısmına denir. Tüm hücrelerde bulunur ve içerisinde organeller e, organellerin içerisinde bulunduğu biz bu yarı akışkan e, sıvı olan kısma sitoplazma diyeceğiz. Unutmuyoruz. Yarı akışkan ne demekti bizim için? Yarı akışkan arkadaşlar kolloidal sıvı olan kısımda sitozol. Evet bunun içerisinde bu sıvı kısmının içerisinde neler var? Enzimler, RNA, organik bileşiklerin yapı taşları ki bunlara amino asitler örnektir ya da yağ asitleri ya da nükleotitler örnektir arkadaşlar. Yakım tepkimelerin sonucunda oluşan atık ürünlerimiz, iyonlarımız ve çok yüksek oranda ne varmış arkadaşlar? Gene Şöyle yapalım. Gene nedir? Su vardır. Yaklaşık su oranımız %70-90 arasında değişiyor ki bu çok büyük bir orandır. Stoplazmada neler gerçekleşiyor? Hangi olaylar gerçekleşiyor? Biz bir iki tane örnek verelim. Solunum, fotosentez ve bunun gibi birçok yaşamsal olaylar gerçekleşiyor. Ve şu an gördüğünüz bir hayvan hücresi ve bunların organelleri arkadaşlar. Bakın Evet, mitokondri. Bakın şekilde sitoplazmamız sıvı olan kısmımızdır. Sentrozom, lizozom, koful, çekirdek, çekirdek zarı, ribozom, hücre zarı, golgi cisimciğimiz burada. Peki şu mavi olan ve iki tane ok çıkmış olan biri granülsüz nedir arkadaşlar? ER'dir. Biri granülsüz ER, diğeri de arkadaşlar granüllü er. Biz buna ne diyoruz? Kısaca ger adını veriyoruz. Evet tekrar ediyorum. Biri granülsüz er. Şurada gördüğümüz ise granüllü er. Bunların hepsinin ayrıntısını anlatacağım. Evet devam edelim. Bakalım sınıflandırmayı nasıl yapıyoruz? Zar tipine göre zarsız katkın zarla ve arkadaşlar katlı zarlı organeller diye üç kısım ayırıyoruz. Zarsız organellerimiz sentrozom, ribozom, çift katlılar arkadaşlar, mitokondri, kloroplast, kromoplast ve lokoplast. Geri kalanlar katlı zarlı organellerdir. Endoplazmik retikulum, golgi, izozom, koful gibi. Ben sizin yerinizde olsam ne yaparım arkadaşlar? Zarsız olanları iyi bilirim. Sentrozom ve ribozom ki bu tüm canlılarda ortaktır. Bunu asla unutmuyoruz. Çift katlı organellerden de mitokondriyi çok iyi bilirim ve kloroplastı çok iyi bilirim. Zaten geri kalanlarda tek katlı zarlı organellerin içerisine girmektedir. Evet ilkinden başlayalım gençler. İlki nedir? Ribozom. Ribozom kesinlikle unutmamanız gereken bir organel. Çünkü nedir? Prokaryot ve ökaryot tüm canlılarda ortak bulunan bir organeldir. Asla unutmuyoruz gençler. Sadece bizde olgun var hücrelerimizde bulunmaz. O da bir istisnadır. Büyük ve küçük alt birim olmak üzere iki tane alt birimi vardır. Ve normalde bunlar birbirinden ayrıdır. Ne zaman protein sentezleyecekler o zaman bir araya gelirler. Bunu unutmasanız iyi olur. Çünkü ileriki konularda protein sentezi mekanizması işle işleyendiğinde bu işinize yarayacak. Dediğim gibi büyük ve küçük iki alt birimden oluşur. Bakın işte şeklimizde. Burada büyük ve küçük alt birim normalde tek tek sitoplazmada bulunurken ikisi beraber protein sentezlenince zaman bir araya geliyorlar. Peki yapılarına bakalım. R, RNA ve proteinden oluşur. Nükleoprotein. Nükleoprotein ne demek? İlk önce ondan bahsedeyim gençler. Nükleoprotein dediğim şey ee, nedir? Nükleoprotein bakın şöyle düşünebilirsiniz. Nükleik asit bulunduran ve protein bulunduran. Nükleik asit ve protein. Peki ribozomda hangi nükleik asit vardır derse hemen üstünden göreceksiniz. rRNA vardır. rRNA ve protein ikisi birleştiği zaman nükleoprotein özellik göstermiş oluyor. Bilmeniz gereken diğer bir en önemli konulardan biri çekirdekçikte sentezlenmesidir arkadaşlar. Çekirdekçikte sentezlenir ribozom. Ayrıyeten sitoplazmanın içerisinin haricinde kloroplast ve mitokondri içerisinde de bulunur. Evet mitokondri ve kloroplast içerisinde de bulunur. Devam ediyoruz. En önemli görevlerinden biri arkadaşlar nedir? En önemli görevi protein sentezi yapmaktır. Dolayısıyla ribozom tüm canlılarda bulunuyorsa protein sentezi yapmak da tüm canlılarda nedir arkadaşlar? ortaktır unutmamamız gereken bir diğer bilgi. Dediğim gibi tekrar ediyorum. Ribozom tüm canlılarda ortak ise görevi olan protein sentezi yapmak da tüm canlılarda nedir? Ortaktır. Evet şundan da bahsedelim. Aynı Proteinden çok sayıda sentezlenmek istendiğinde birçok ribozom bir araya geliyor ve poliribozom oluşturuyor ya da poliribozom oluşturuyor. Bu sayede biz bir proteini, mesela aynı protein dedik burada bir A proteini sentezleyecek olursak çok sayıda hemen kısa bir sürede bunlar sayesinde üretebiliyoruz. Evet, daha önceden işlemiştik gene birinci ünitemizde protein sentezi tepkimemiz. Protein sentezi tepkimemiz en tane amino asit bir araya gelince protein ve bunun bir eksiği kadar su oluşuyordu. Örnek olarak verelim. 10 tane amino asit girdiyse bir tane protein ama kaç tane? 9 tane su açığa çıkacaktır. Unutmuyoruz protein sentezi tepkimesini daha önceden de görmüştük zaten. Evet şimdi size bir soru. Bakalım soruyu kimler yapacak? Soruda ribozom etkinliği arttıysa neler olur? Mesela ben söyleyeyim size. Birincisi pH nasıl değişir? Amino asit biz AA diyelim. Nasıl değişir? Su miktarı nasıl değişir? Ya da gençler enzim miktarı nasıl değişir? Evet sizden soru bekliyorum. Cevap bekliyorum. Pardon. Ben de kalemimin rengini değiştirelim. Artar ya da azalır diyelim. Evet. Ribozom etkinliği arttıysa gençler. Demek ki protein sentezlenmiyor mu? Protein sentezleniyor. Peki ben asit olan şeyleri birleştirip ortadan kaldırıyorsam pH düşer mi yükselir mi? pH düşer mi yükselir mi? Asitleri birleştirip protein yapıyorsam gençler pH ne yapar? Yükselir. Peki amino asitin miktarı ne olur? azalır. Su ne olur gençler? Bakın açığa çıkıyor. Su açığa çıkıyorsa ne olacak? Artar. Peki ben bu olayda, bu olayda gördüğünüz üzere enzim kullanıyorsam ki tüm tepkimelerimde enzim kullanıyordu. Enzim neydi? Tepkimeye girer ve tepkimeyi Hızlandırıyordu ama kendisi değişmeden çıkıyordu. O yüzden bu tepkime de istediğim kadar amino pardon enzim kullanayım enzim miktarım değişmez diyeceğiz. Evet cevaplar böyle olacaktı. Kendiniz kontrol edin gençler. Evet söylediklerimizin hepsi burada geldik. Bir diğerine bir diğer organeli anlatmak için videomuzu bekleyin.